Merhaba TV 111 izleyicileri, Düşünce Okulu programına hoş geldiniz. Mesnevi Nuriye kitabından devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi 10. Risale'deydik. En sonki programda okuduğumuz ilimin bildiğiniz gibi 4 hatveden oluşuyordu. Biz geçen program 1. hatve üzerinde ve giriş kısmı hakkında konuşmuştuk. Bugün inşallah geriye kalan hatveleri ve devamında konuşmaya çalışacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ben ikinci hatveden itibaren okuyacağım. Nefis hizmet zamanında geri kaçar, ücret vaktinde ileri safa hücum ediyor. Bu mertebede onun tezkiyesi yaptığı fiili aksetmekle olur. Yani işe, hizmete ileriye sevk edilmeli, ücret tevziinde geriye bırakılmalıdır. Üçüncü hatve kendi nefsinde, torbasında kusur, naks, acz, faktan mahada bir şeyi bırakmamalıdır. Bütün mehasin, iyilikler, Fatır ve Hakim tarafından inam edilen nimetler olup hamdi iktiza eder. Fahvi istilzam etmediklerini itikat ve telakki edilmelidir. Bu mertebede onun tezkiyesi, kemalinin ademi kemalinde, kudretinin aczinde, gınasının fakrında olduğunu bilmekten ibarettir. Dördüncü hatve, kendisi istiklaliyet halinde fani, hadis, madum olduğunu ve Esma-ı İlahiye'ye aynadarlık ettiği halde şahit, meşhut, mevcut olduğunu bilmekten ibarettir. Bu mertebede onun tezkiyesi, vücudunda ademini, ademinde vücudunu bilmekle, lehul mülkü ve lehul hamdü kendisine virt ittihaz etmektir. Ve keza vahdetül vücut ehli kainatı nefyetmekle idam ediyorlar. Vahdet-i şuhut halkı ise bütün mevcudatı küvek cezalığı gibi nisyan zindanında ebedi hapse mahkum ediyorlar. Kur'an'ın ifham ettiği tabi ki kainatı, mevcudatı hem idamdan hem hapisten kurtarır. Esma-i Hüsna'ya mazhariyet ile aynadarlık etmek gibi vazifelerde istihdam ediyor. Fakat kainatı istiklaliyetten ve kendi hesabına çalışmaktan azlediyor. Ve keza insanın vücudunda birkaç daire vardır. Çünkü hem nebatidir, hem hayvanidir, hem insanidir, hem imani. Tezkiye muamelesi bazen tabakayı imaniyede olur. Sonra tabakayı nebatiye iner. Bazen de 24 saat zarfında her 4 tabakada muamele vaki olur. İnsanı hata ve galata atan bu 4 tabakadaki farkı riayet etmemektir. Halakalena ma fil ardı cemiya ya istinaden insanın insaniyetin midi hayvaniye ve nebatiyeye münhasır olduğunun zannıyla galat ediyor. Sonra bütün gayelerini nefsine ait olduğunun hasrıyla galat ediyor. Sonra her şeyin kıymeti menfaati nispetinde olduğunun takdiriyle galat ediyor. Hatta zühre yıldızını kokulu bir zühreye mukabil almaz. Çünkü kendisine menfaati dokunmuyor. Evet, geçen programda birinci hatveyi konuşmuştuk. Ve birinci hatvenin özet olarak şöyle ifade edebiliriz herhalde. Hani ben mabut da layık senalara sahip değilim. Belki kusur da olabilir bende. Belki hatalarım da olabilir diye özetleyebiliriz herhalde birinci hatve. Yani o birinci aşama oydu bence. Şimdi ikinci hatviye ve gerisini konuşacağız inşallah. İkinci hatvenin ayeti. Mealini de aktarayım. Allah'ı unutanlar gibi olmayın ki Allah da onlara kendi nefislerini unutturmuştur. Sanki yani bu ayetin direkt böyle mealine baktığımız zaman ilk hatfede ilk hatfenin ilk cümlesinde insanın kendi nefsini sevmesi ile çelişiyormuş gibi. Bir zahiri mana gibi bir düşündüğümüz zaman. Çünkü hani insan kendisini sürekli seviyor falan. Nasıl unutabilir? Veya bu unutması ne demek?
Onu bu ikinci hatvedeki koyduğu, yani unutmayı koyduğu nokta şu. Hizmette kendisini, ücrette kendisini unutması. Evet. Hizmette kendisini unutması Allah'ın onu unutması anlamına geliyor. Yani ücret ve hizmet tavaflarında nefsin ileriye atılması ve geri kaçması var. Ve o sıralarda buradaki yani ayet en başta direkt baktığımız zaman, göz attığımız zaman kendi nefislerini unutulmak zaten hani olumlu bir şey değil mi diye akla geliyor öyle senin ifade ettiğin. Fakat burada kastedilen şey hizmet zamanında, ücret zamanında unutması, değil mi? Evet. Daha doğrusu o kısımdan öncesi kısmında hizmet zamanında unutmaması. Vazifesini unutmaması. Evet. Kendisini bazı başka yani mahlukattan veya insanlardan ayrı tutmaması, ayrı terakki etmemesi. Mahluk olduğunu unutmaması. Yani unutmaması gereken şeyleri söylüyor ayet. Unutmaması gereken şeyler bunlar. Buna takip olarak da ilk hatfe ile beraber belki bir ikisini beraber koyduğumuz zaman da ücret zamanında da unutması gerekiyor. Geri durması gerekiyor. O da yine üçüncü hatfede belki birazcık konuşacağız. Her şeyi Allah, yani iyi olan şeyleri Allah tarafından beklemek. Yani ücrette kendini nasıl unutuyorsun? Ücretim benim zaten yok. Ben bir şeyi hak etmedim ki diyerekten unutmuş oluyorsun. Yani aslında evvelde bu geçen programda üzerinde durduğumuz cümle yani mabuda layık senalar. Oradaki senalar belki yani övgüler de belki bir nevi şey ücret gibi. Evet. Fakat o mabuda layık sen Allah işte ben kusursuzum gibi ancak mabudun sahip olacağı senalardan o senalardan o övgülerden kendini geri plana çekiyor bir nevi. Bu geri plana çekmekle birlikte bir nevi ikinci hatvenin şeyine kapsama alanına giriyor. Evet. Yani ücrette kendini geri çekmiş oluyor. Kendisini orada unutmuş oluyor. İkinci hatve evet bu şekilde belki Abdülhadi senin eklemek istediğin bir şey yoksa ikinci haddeye Geçelim abi, ben ama hala şeyi anlayamadım. Yani Allah'ın geçebiliriz. kendi nefislerini unutturmuş olmasının ne demek olduğunu ben hala çözemedim. Ama çözebilecek gibi de durmuyorum. Yani O yüzden bir şey ilk aklıma ekleyemiyorum. nasipsiz olma gibi geliyor. Yani sen kendini unutuyorsun, mahluk olduğundan belki vazifeni yapmıyorsun, ibadetini yapmıyorsun. Ya ben ibadet yapacak kul değilim ki, ben unutuyorsun. Ya kul olduğunu unutuyorsun ve vazifeni yapmıyorsun, geri duruyorsun ve bu şekilde zannediyorsun ki veya ücrette de yakın duruyorsun, nimetlerden de faydalanıyorsun. Bu şekilde kârda olduğunu zannediyorsun. Halbuki bu aslında Allah'ın seni unutması hali. Yani zararın ta kendisinin içerisindesin aslında. Bu böyle bir yere koyuyor sanki. Ya ben yine de şöyle bir şey düşündüm. Hani Allah unutanlar dediği zaman benim aklıma direkt Karun örneği geliyor. Yani buradaki hatfelerin Evet, hepsinde evet. böyle hemen yanı başımızda bir Karun vakası ve bizim de kendimize çeki düzen vermemiz için hayatımızdan çekeceğimiz böyle minyatür Karuncuklar geliyor ki kendimizi o kötü örneğe bakıp hizaya çekebilelim. Allah unutanlar, yani işte Karun'un hadisesini tekrar gözden geçirdiğimizde ne görüyoruz? Kazancını kendi çabasıyla elde ettiği zannında olan ve bu gafletten dolayı Allah'ın kendisine verdiği nimetleri reddeden bir insan görüyoruz. Ardından Allah ona kendi nefsini nasıl unutturmuştur sorusuna benim aklıma şöyle bir cevap geliyor. Allah ona kendi nefsinin aciz olduğunu unutturmuştur. Acizliğini unuttuktan sonra mülkünün ve kendisinin bekasını tevehüm etmeye başlamıştır. Bu mülk ben var oldukça benimdir gibi bir zanna kapılmıştır. Ve tam o bu zannın en kuvvetli olduğu bir dönemde Allah'ın ona bütün mülkünü yerle bir ederek bir
O en unutmuş olduğu dönemde öyle bir tokat yemesi, hani bana öyle geliyor ki onun karşılaşabileceği en büyük gazaptı zaten. Çünkü kendisini zaten o mülkünden ibaret gören bir adama, hani cehennemin dünyada yaşatılması durumu o mülkün elinden alınmasıdır. Evet, şöyle olabilir hani ek olarak bir kul kendisini tarif ederken yaratıcı üzerinden tarif eder. Yani ben işte şunun kuluyum der ya da bir köle kendisini tarif ederken efendisi üzerinden tarif eder. Yani kendi nefsini unutmak demekten kasıt bence eğer sen efendini, yaratıcını unutursan kendi hakikatini de unutursun. Yani kendinin kendi insaniyetin hakikatini de unutursun. Bu bana böyle çağrışım yaptı. Yani yaratıcını unutursan kendini de unutursun demek oluyor. Yani Allah'ın sana çünkü senin kendini tanımlarken birinci referans noktanın yaratıcın olması gerekiyor. Bu şekilde eğer yaratıcı unutursan kendi hakikatinde, kendi tanımlamanı da unutmuş oluyorsun. Şimdi Kimliğini unutmuş bu oluyorsun. konuştuklarınızdan şöyle bir şey de aklıma geldi. Şimdi bu ikinci bir hatve, ikinci basamak. Evet. Bundan sonra üçüncü basamak gelecek. İlk basamakta yani şöyle baktım. Yani yani işte Cenab-ı Hakk'a hamdü sena için yaratılma gibi geliyor. Orası o kısım var. Ama onun dışında yani yine ilk başlangıç noktası yine nefsi kendisini tanımlaması ve onun üzerine bir hatveydi. Şimdi ikinci bir şey geldi. Yani Allah geldi, işte hizmet Yaratıcı geldi, geldi, evet. görev geldi. Görevin bir yere yapılması meseleleri var. Yani hani ikinci bir kavram Ücret ve geldi. hizmet Evet. diye iki tane daha kavramsallaştırma İlkinde oldu. mesela bıraktığımız zaman sadece mabut insan ne yapıyor? Kendisinin nefsini mabut gibi görüyor. Burada hizmetin gelmesi aslında hakiki mabudun gelmesi yani konuya dahil olması. Belki hani şöyle birinci hatvede sadece varoluşsal bir şeyden bahsediliyor gibi. İkinci hatvede birazcık daha fiiller işin içine giriyor. Yani ücret ve hizmet diye iki tane alışveriş gibi bir iki tane şeyden bahsediliyor. Üçüncü hatveyi de şimdi istiyorsan üçüncü hatveyi konuşalım. Üçüncü hatvede sanki işin içine kemal, iyilik, kötülük yani iyilik ne demek o işin içine giriyor gibi geliyor bana. Üçüncü hatveye geçebiliriz istiyorsanız. Evet. Üçüncü hatvede yine ikinci hatvedeki hizmeti acaba Evet, iyilik yani yani iyilik veya kötülük. ücretin şeyi yani hak ediş Yani hak şöyle edeyim hak edici hak eden misin gerçek hakkın mı yani? Bir şey oldu. İkinci hatveyi geçtikten sonra insan nefsini hizmette ön plana çık, ücret vaktinde geriye düş dedi. Fakat o hizmette ön safa gitmesinde bile üçüncü hatvede ona söylenen şey şu. Sen ne kadar hizmet için çokça çabalasan da o çaba ve o yaptığın iyilik, mehasin senden kaynaklanmıyor. O iyilikler işte Allah'tan geliyor. Kötülükler ise hala senin nefsinden geliyor. Yani ikinci hatvenin tam olarak bittiği yerde üçüncü hatve başlıyor. Böyle bir şey anladım ben yani. Evet. Bir de üçüncü hattede şu da hani birinci hattede demiştik ya sende kusur bulunabilir. Sende kusur, acizlik bulunabilir. Hani kendini mabut gibi sayma diyordu. Temize çıkarma diyordu. Üçüncü hatvede sende diyor kusurdan başka bir şey yok diyor. Sende kusurdan başka bir şey olmaması lazım diyor. Kendi şeyine diyor o şekilde bak diyor. Senin diyor iyilik sende iyilik bulunmaz, güzellik bulunmaz. Sende güzel sayabileceğin şeyler bulunmaz. Sende bulunan şeyler acizlik, fakirlik, kusurlar, naksılardır diyor. Peki bu neden önemli abi? Yani bunu bilmesi nefsin, onun hizmete olan şevkini kırmaz mı? Veya öyle sorayım, en güzel öyle sorulur herhalde. Evet, Evet, bu yüzden belki önce hizmet hatvesi önce geldi. İkinci hatve önce gelen, yani önce hizmeti
İkinci ayette o yüzden hizmeti vurguladı. Üçüncü ayette de ücret de var daha doğrusu. İyiliği vurguladı belki. Yani önce fiili vurguladıktan sonra onun mahiyetini belki bildirmiş olabilir. Bir de burada şey vurgusu da var. Hamd vurgusu işin içine giriyor. Yani yaratıcı ile olan ilişki herhalde ilk defa zikrediliyor. Daha önce öyle bir vurgu yok sanırsam. Yani kendisindeki iyilikler, yani onun yerine hani bende iyilik tamam yok. Evet ama bir şeyler geliyor, görüyorum. Yani ücret geliyor, işte hizmet ediyorum falan. Ha, bu nereden peki deyince ya da bunun karşılığı nereden ya da bunun karşılığı nedir deyince hamd, yani yaratıcı olan bir ilişki işin içine giriyor. Yani ücret, hizmet ediyorsun tamam. Ücret gelince bu sefer bu nereden ya kaynağı? Yani evet. Yine bir şeyle, imtihanla karşılaşıyor. Evet. Nefis. Ve kaynağı nereden yani kaynağı nereden acaba? Birisi gönderiyor. O zaman ne yapmam lazım? Ona karşı bir tavır takınmam lazım. Sonraki cümle de hani bu sana gelen iyilikler diyor. Sendeki olan bir şeyden dolayı değil diyor. Çünkü sen de diyor zaten hani kusuf, naks, acizden ibaret bir şeysin sen. Sende ne var ki sana gelsin? Bu yüzden gururlanmanı gerektirecek bir şey yok diyor. Çünkü diyor iyilik gelen şeyler, iyilikler diyor. Yaratıcının onun diyor şey nimetlendirmesidir diyor. Onun kereminden diyor. Bunun için yapabileceğin şey hamd diyor. Bunun için gururlanma yapamazsın diyor. Çünkü sende kaynaklanan bir şey. Yani sen bir şey iyi yaptığında hani ödülü kaptın değil yani. Sende diyor iyi olan bir şey sende yok diyor. Evet. Yani şimdi o noktada da, yani senin sorduğun soruya şöyle bir cevap verebilirim gibi. Sözü aldım hemen de. O da yine o şeyi şevki kırmamak için en sonunda söylediği gına ve işte kemal meseleleri. Sen bir şeyi kemale, yani kendini işte şey yapmak istiyorsun. Mükemmel olmaya çalışıyorsun. veya işte zenginleşmeye çalışıyorsun. Bunun için yapman gereken şey torbanda hiç yani şeyin dışında kusur, naks, kemalin zıttı olan veya işte fakirlik, işte zenginliğin zıttı olan bir şey bırakmaman lazım. Amaç ne? Erişmen gereken şey, yani amaç demeyeyim de yani orada bir yine şevk kemeder bir şey var. Sonucunda bunu yaparak sonucunda alacağın şey yine zenginlik. Evet. Sonucunda yine kemale ulaşacaksın. Onun belki nasıl işlediğini, onun mekanizmasının nasıl olduğu üzerine konuşabiliriz belki. Ya şöyle, ben anladığım kadarıyla Fahri'nin yerine şükrü koyduğumuz zaman o hizmete şevklendiren şey yine şükür tarafından doldurulmuş oluyor. Yani siz bir işi sonunda gururlanmak için işte yaptım demek için yapıyordunuz belki öncesinde. Hani hizmet zamanında ileriye çıktığınızda öyle bir imkan vardı. Onu kırdık. Dedik ki hayır, yapan sen değilsin. Eğer iyi bir şeyse onu yapan Allah, yani Fatır Hakim onu sana nimet olarak verdi. Ve burada da şunu diyorsun. Böyle bir şey meydana geldi. Yapan ben değilim. O zaman bunu Allah bana inam etti yani. O zaman bunun gerektirdiği şey ona şükretmek ve kemalimin ademi kemalinde olduğunu fark etmek. Yani ben ne kadar torbamı boşaltırsam o nimet verici olan Allah benim torbamı o kadar güzel şeylerle dolduracak. Bunun bilincinde olmak yani. Yani eğer evet, senin dediğin gibi bende var bir şeyler diyorsan tamam, sen onlarla idare et denebilirdi sana. Ama bende bir şey yok, var olan her şey sende dediğin zaman onlar sana nimet olarak veriliyor. Yani mesela ben burada üstadın gerçekten de bu üçüncü hatvenin pratiğe dökülmesinde çok iyi bir rehber olduğunu düşünüyorum. Hani bütün yazdığı eserlerin nihayetinde söylediği şey, bunlar benim ihtiyacıma binaen, nefsimin ihtiyacına binaen bana bildirilen şeyler, bana öğretilen şeyler. Ve siz burada dinleyici makamındasınız. Ben bildiklerimi değil, ihtiyaç duyduklarımı öğrendim ve onları yazdım. Yani burada bizim de herhalde
muhatap olduğumuz bütün güzellikleri, bütün nimetleri bu şekilde anlamlandırmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Evet. Dediklerine ilaveten şöyle bir şey de olabilir. Yani siz de takdir edersiniz ki. Şey yapıyorsun. İlişkiyi doğru noktasına koyuyorsun. Hak ettiği noktaya koyuyorsun. Belki dördüncü hatvedek geldiğimiz şey o helak olma meselesini konuşacağız. Oraya da yani ilişkili olarak gücün, azim veya şeyin işte zenginliğin elde ettiğin şeyler yok olup gitmemiş oluyorlar. Fani olmamış oluyorlar. Baki kalmış oluyorlar. Sen ilişkiyi doğru yerinde kurduğun için, baki olanla ilişkilendirdiğin için, kudreti mutlak olanla ilişkilendirdiğin için, hazinesi sonsuz olanla, nihayetsiz olanla ilişkilendirdiğin için o şey fani olmamış oluyor yani. Evet. Burada istiyorsanız yavaş yavaş dördüncü hatveye geçmeden önce küçük bir özet gibi bir şekilde ben özetlemeye çalışayım. Birinci hatvede kendimizi aklamayalım. Çünkü kendinizi aklamayın. Çünkü sizde kusur bulunabilir. Belki sizde kusur vardır. Böyle bir belki yani sizde belli kusur, ki. Evet, belli ki sizde kusur var. Kendinizi aklamayın. İkinci hatvede ise ayet Allah'ı unutanlar gibi olmayın ki Allah da ona kendi nefsini unutturmuştur dedik. Ki burada ücret ve hizmet kavramları işin içine girdiği zaman kendimizi yani burada kendi nefislerini unutturmuştur'dan kastının şu olduğunu hani konuşmuştuk. Yaratıcı üzerinden kul yani ben neyim? Ben bir kulum tanımlaması aslında nedir? Birinci referansı yaratıcıya verilen bir şeydir. Bu yüzden ücrette ve fiil bazında ücret zamanında ve hizmet zamanında ne yapmamız gerektiğini ifade eden bir adımdı. Üçüncü hatvede ise birinci hatvede başladığımız hani o şeyi tamamını erdirerek kendi tovbamızda, heybemizde sadece kusuf, sadece aç, sadece fak olduğunu bilmemiz gerekiyor ve eğer bize bir iyilik erişiyorsa, erişiyor. Bu iyilik erişen şeylerin bizim gururlanmamıza neden olması gereken şeyler değil de hamdi gerektiren şeyler olduğunu. Çünkü bizde iyiliği celbedecek bir, iyiliğin gelebileceği, celbedeceğimiz bir şey, güzellik yok. Çünkü heybemizde ona layık bir şey yok. Bunların hepsi Allah'ın nimetlendirilmesi vurgusu var. Dördüncü hatveye geçebiliriz. Program öncesinde bahsetmiştim. Bu külli şeyin halikün illa vechehu ayetini geçen programda onun zatından başka her şey helak olup gidicidir evet. diye meallendirdik. Fakat vech yani yönelmek fiilini onun zatından ayırmamız gerekiyor. Ki dördüncü hatvenin başında üstad zaten bunu bu şekilde açıklayacak. Yani onun zatından başka her şey helak olup gidici değildir. Yani ona buradaki her şey, yönelenlerden evet. başka. Evet. Her şey yanlış değil mi? Her şey evet, değil. Yok. Zat yanlış. Yani onun zatı değil, ona yönelenlerden. Veya şu, bunu iki şekilde anlayabiliriz. Birincisi eşyalar içerisinde ona yönelmiş olan eşyalar ve ona yönelmemiş olan eşyalar diye bir sınıflandırma yapacağız ve ona yönelmemiş olan eşyaların helak olup gideceğinden bahsedeceğiz. Veya sadece eşyalar değil. Zamanlar, hani bu külli fiiller. Şey hani fiillere de hallere de çevrilebilir. İkincisi her eşyada veya her fiilde ona veçh eden bir yön ve ona veçh etmeyen başka yerlere bakan yani fani olan geçici olan şeylere bakan kısımlar diye bir sınıflandırma yapıp her şeyde ona veçh eden yönler baki kalacak, ona veçh etmeyen yönler helak olup gidecek şeklinde bir ayrım yapabiliriz. Ben hani bu ikisinden evet. hangisinin daha tercih edilmesi olduğu konusunda bir fikrim yok. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Halikun diyor, yani isim hali, helak olmuşlar, yani helak olucular. Onun özelliği zaten helak olmak. Evet. Şey var. Yani bir gelecek
atfıyor. Bir helak olacaklardır değil de onlar evet. Helak oluculardandır yani. Evet. Yani onun özelliği o. Ezeliyetin yanında. Burada Abdülvahid'in ve Celan dedi hani bu zaten hatvenin içinde Esma-i Hüsna'ya mazhariyet ve aynedallık. Yani buradan veçhe kelimesini anlamamız, nedir? Evet, yönelme kelimesini budur anlamamız yani. Gereken şey herhalde o olsa gerek. Yani Esma-i Hüsna'ya mazhariyetinin olması ya da aynedallık etmesi. Böyle bir vazifesi varsa o eşyanın, o zamanın, o fiilin o demektir ki bu o halik olmayacak. Yani halik olmuş olan tarafta olmadığını ifade ediyor. O da zaten eşyanın hakikati. Eşyanın hakikati yani zaten şey böyle dediğimiz zaman da hem hatta bu ayetle üstada başka bir yerde hani soru soruyorlar. Hani ahiret de mi helak olacak ya da hani ehli cennet de mi helak olacak diye bir soru soruyor. O da bu yönde hani bunu ifade ederek cevaplıyor. Peki burada dördüncü hatvede hani üçüncü hatvenin üzerine diğer hatvelerin üzerine koymamız gereken şey nedir sizce? Şimdi evet. Dördüncü hatveyi nispeten yani tamamen değil ama nispeten bağımsız bir yerde durduğunu fark ettim ben. Şöyle elimizde bir şeyler kaldı nefsimiz namına diyelim ki buna. Ve bu nefsimiz namına olan şeyin bir kısmının Allah'a yönelik yani diyelim ki bir güzellik var içinde ve onu diğer atfelerde söylediğimiz gibi onun o güzelliğinin Esma-i İlahiye'ye aynedarlık edişinden olduğunu fark ettik. Geriye ne kaldı? Onun Esma-i İlahiye'sine aynedarlık etmeyen veya mazhariyeti olmayan şeyler kaldı. Ki o geri kalan şeyler zaten tamamen helak olup gidici. Diğer kalan şeyin de bütün kıymeti Esma-i İlahiye'ye aynedarlık etmesinden kaynaklanıyor. Yani yine oradaki kıymet de Allah'a veriliyor. O halde geriye ne kaldı bizim elimizde vücut namına? Hiçbir şey kalmadı. O yüzden devamında da şöyle diyor. Onun tezkiyesi vücudunda ademini, ademinde vücudunu bilmekle. Yani Allah'a dair olmayan, onun esmasına mazhar veya ayna olmayan şeyler bize ait olan kısım. Fakat görüyoruz ki o kısım zaten helak olup gidici. Evet. Kalan da ona dair kısım. O yüzden bizim elimizde ne kadar ademimiz varsa o bizim vücudumuz oluyor. Evet. Ne kadar vücut iddiamız varsa o da ademe burada bir de oluyor. Galiba şey var. Üçüncü hatveden sonra hani dördüncü hatvede ilk defa bunu anlıyoruz. Zannediyorum ki etrafındakileri tanımlama yani kainatı tanımlamak olayı var ki işte vahdet-i şuhud ve vahdet-i vücudun düştükleri vahdadan da bahsediyor. Çünkü bir yaratıcı kavramsallaştırmasından sonra kainata hüküm vermek gerekiyor. Yani kainat nedir? Kainat yaratıcı ile kainatın arasındaki ilişki nedir sorusuna vahdet-i vücud, vahdet-i şuhudun belki iyi bir niyetle de olsa bir vahdaya düştüklerinden kainata vermemiz gereken gerçek değerden bahsediyor. Sonra ikinci kısmı da bu ikinci ve kezadan sonrası da birinci şeye kadar bunu anlattığını düşünüyorum. Yani kainat kendi hesabına değil, özgür, başıboş değil. Kainat ilah değil. Kendi başıboş da değil. Avada bir Esma-i Hüsna yani Esma'ya mazhariyet yolu var. Bunu ifade ediyor. Ve kezadan sonra yani ikinci ve kezadan sonra bu dairelerden bahsettiği kısımda da kainatla insanın arasındaki ilişkiden sanki bahsediyor. Yani bizim kainatla ne gibi bir ilişkimiz var? Kainattan faydalanmamız diye bir şey var değil mi? İşte yemek yiyoruz, işte kainattaki nimetlerden faydalanıyoruz. Kainat ne için yaratılmış? Bizim onunla ilişkimizden bahsediyor gibi. Burada da bizi uyardığı ve hataya düşmememizi söylediği kısımda İnsanda farklı dairelerin olduğu ve bazı dairelerin ilişkisini kainatla olan genel ilişkimizi ıskalamamamız. Yani nebati ve hayvani dairelerimiz var. Pratikleştiriyor belki. Evet, pratikleştiriyor. Yani bu hatveyi ilk teorik kısmını pratikleştiriyor burada birazcık.
Yani veçi işte Abdülvahit'in söylediği gibi bir eşyanın hani o eşyaları kategorize edebiliriz veya eşyaların kendi şeylerini her bir eşyada olan unsurları düşünebiliriz. Burada yani sen devam et o izahatını. O şeyde yani her bir şeyin nasıl bizim karşılaştığımız şeylerdeki nasıl şey yapmamız lazım, muhatap olmamız gerektiği. Şöyle ben hani kendi kafamda şöyle özetledim. Son örnekten hatta geldim. Şimdi kainatta bir ilişkimiz var. Nebati ve hayvani dairelerimizle olan ilişkisi açık. Yani nasıl diyeyim? Nebati dairelerden kasıt burada. İşte hayatımızı devam ettirmemiz için gerekli besin değerleri var. İşte bunu ister şırıngayla damardan alayım, ister başka türlü alayım. Bu besin değerlerini ben alıyorum işte. Hayvani daire birazcık da lezzet içine giriyor ve yediğim meyvelerden, yiyeceklerden aldığım lezzet içine giriyor. Fakat bunun dışında mesela yıldızlar var. Mesela hiç benim görmediğim, ulaşamadığım kainatta hadiseler var. Ya bunların, ben mesela sadece nebati ve hayvani daireden kendimi ibaret zannettiğim zaman bu kainattaki yıldızlardır vesairedir, hiç görmedim ya da münasebetim olmadığı şeylerde bunlar biraz boşa düşüyormuş gibi oluyor. Eğer sadece kendi iki daibemin, o küçük iki daibemin menfaatinden ibaret gördüğüm zaman onlar boşa düşüyor. Fakat imani ve insani daibeler, yani imani daibe dediğimiz zaman bence işin içine şu da giriyor. Bütün kainatın bir zikreden olması, bütün vücudumuzdaki her şeyin zikreden olması ve kainatı şahitliğini de Allah'a giden yolda ki bir daire aklıma geliyor. Yani hani insanı bütün kainatın küçültülmüş bir versiyonu gibi düşünme olayı işin içine geliyor. Böyle düşündüğü zaman insan şey vaftasına, bu en sonunda bahsedilen Galatlara düşmüyor. Evet. Yani o dairelerden. Değer biçme. Evet, yani değer biçme. İnsan dediği burada beşer de diyebiliriz belki. O dairedeki, o dairede bulunarak tam kainata muhatap olduğu zaman, çünkü fani olduğunu görünce belki yine kıymet vermeyecek hiçbir şey. Bunlar çok değersiz şeyler olarak görecek. Hı hı. Çünkü yok olup gidiyor. Ama bir iman dairesinde duraraktan ya da insaniyet dairesinde duraraktan baktığı zaman her bir şeyin hakiki değerini verebilme kabiliyetinde yani kazanmış oluyor artık. Evet. Ya burada aslında birinci hatveye de bizi bağlıyor. Hani demiştik ya, birinci hatvede insanın çevresindeki eşyaların kıymetini kendine yönelik faydasından ibaret hesap etmesi. Bu bir kendisini mabut iddiaz etmenin bir yönüydü, bir cephesiydi demiştik. Burada da işte zühre yıldızını kokulu bir zühreye mukabil almamak da aynı şekilde. Yani ben bu çiçekten elde ettiğim zevki o yıldızdan elde etmiyorsam, çünkü çiçeğe sahip olabilmek gibi bir hususiyetim de var. Lezzet tadı alamıyorum. O yüzden bunu o şekilde almanın da yine kendini mabut telakki etmenin basamaklarından biri olması. Yani bir süreklilik. Evet. Koku mesela belki insaniyet mertebesi değil mi? Yani, evet. Ama şey yani beşeriyet mertebesi. Buradaki şey insan iman veya beşer insan. Yani süremizin de sonuna geldik. Bugün dört hatveden oluşan aciz yolunu, aşktan farklı olarak aciz yolunu konuştuk ki bu yol bizi Allah'a ihsan eden, bizi ona kavuşturan yollardan biriydi ve farklı bir yoldu. Dört hatveden oluşan bir yoldu. Dört hatvenin her biri farklı ayetlerden ve Kur'an'ın feyzinden istifade edilerek oluşturulmuştu. Ve bu yolda bu yolun adımlarını ve bu yolda bu yolun vartalarını, düşünmemesi gereken hataları konuştuk. İki bölümde de olsa anlamaya çalıştık. Bir sonraki programda, bir sonraki ilhamda görüşmek dileğiyle bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.